Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video herkese merhaba. Bugün otomobil piyasası konuşacağız. Çünkü sizlerden çok fazla soru geliyor. Geçtiğimiz haftalar bir video çekmiştim ama hem videonun altına olsun hem Instagram'dan olsun defalarca piyasa hakkında soru geliyor. Abi piyasa ne olacak? Görüştün mü? Bayilerden bilgi aldın mı vesaire diye. Evet bayileri gezdim. Bayilerden bilgiyi topladım. Ay başında da gezdim, ayın ortasında da gezdim. Şimdi sizlere bunları detaylıca sunacağım ama önce şunu söyleyeyim. Matrahla alakalı çok fazla soru geliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir matrah güncelleme haberi çıktı ve haberlerde baya bir yer kapladı. İnsanlar bunu çok fazla sordu. Yalnız burada kırıldım arkadaşlar. Yani ben size Temmuz ayında video çekmedim mi? Ağustos ayında video çekmedim mi? Matrahın güncelleneceğini ta o zamanlar ki videolarda söyledim. Bakın kanal sayfasına girin. O videoları bulursunuz. Yani ben bunu şunun için demiyorum. Bakın bildik vesaire demek için demiyorum. Yalnız yani piyasayı bakın ben otomobil müdürüne de soruyorum, satış danışmanına da soruyorum, işte ikinci el ticaret yapan adama da soruyorum. Detaylı bir istatistik alıp sizlerle paylaşıyorum. Bu matrah olayını da aslında ta Temmuz'da, Haziran'da konuşmuştuk biz. Baya baya önce konuşmuştuk. 2023'te kesinlikle matrah güncellemesi gelecek demiştik. Hatta premiumlara daha fazla vergi uygulanacak arkadaşlar demiştik. Şimdi neden böyle düşünüyorsunuz diyeceksiniz. Onun kısa bir açıklamasını yapayım soran arkadaşlar için. Şöyle düşünün arkadaşlar enflasyondan dolayı zaten otomobil fiyatları inanılmaz yükseldi. E, matrah limiti de 200 bin TL'lik limitte çok aşağıda kaldı. 1.6 litrenin altındaki araçlarda yüzde 60, 70, 80 vergi uygulanıyor. Peki bu uygulanabiliyor mu? Uygulanmıyor. Çünkü matrahlar arabanın ham fiyatı yani matrah dediğimiz 200 bin TL'nin üzerinde olduğu için en ucuz araba bile yüzde 80'lik dilime giriyor. Şimdi bir de şöyle durum var. Bakın mesela Clio almak istediğiniz veya Dacia almak istediğiniz, Sandero almak istediğiniz 1 litrelik Sandero'ya gidiyorsunuz. Matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olduğu için siz ona %80'lik ÖTV ödüyorsunuz. Bakın 500 bin liralık araca %80 vergi ödüyorsunuz. E benim biraz daha param çok. Ben de Mercedes E almak istedim. 1.6'lık dizel motorunu almak istedim aynı vergi diliminde bakın 1.6'nın altında olduğu için gidiyorum bayiye 2.5 milyonluk Mercedes E almak istiyorum ve ben de %80 ÖTV ödüyorum. Şimdi devlet uyandı. Yani burada akıllandı biraz. Tabi uyandı ama vatandaş lehine değil gene. Yani biz burada Mercedes'ten %80 kalsın da Clio'nun vergisini indirelim diye bir durum söz konusu değil. Maalesef bizim aleyhimize bir durum var. Evet Clio'nun %80'lik ÖTV'si dursun ama bu Mercedes alanda para çoktur. Biz ondan daha çok vergi alalım diye düşündüler. Tabi otomobil markaları da uyanmıştı buna. İşte Premium'da dahi E sınıfında dahi 1.6'nın altında araç getirdiler. E böylece adamlar %80'lik ÖTV'den yararlandılar. Fiyatı biraz aşağı çektiler. İşte arabaların cazibesini, albenisini biraz arttırmışlardı. Şimdi işte devlet buraya el atıyor. Hatta geçen aylardaki videoda gene söylemiştim premium araç alma niyetiniz varsa alın. 2023'te bakın premiumlar daha çok zamlanacak. Çünkü devlet uyandı kardeşim dedik. Onların vergisi biraz daha yükselecek demiştik. Clio'yu alan adamla Mercedes E alan adam aynı vergiyi vermeyecek. Artık matrah fiyatları biraz daha konuşulacak. Yani arabanın ham fiyatı 400 bin TL ise %80 vergi veriyorsanız arabanın ham fiyatı 700 bin TL ise siz örnek veriyorum %10 vereceksiniz. Rakamlar tam belli değil ama ortalama bir e, böyle bir artış olacağı konuşuluyor. Muhtemelen 2023'te premium araçlar daha çok zamlanacak. Hala vaktiniz var bence. Ocağa kadar premium araç alacaksanız koşun alın sizin aracınız daha çok zamlanacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi bir diğer konu ise engelli muafiyetiyle araç almak istiyorum veya sıfır araç almak istiyorum. Ne yapayım? Önce bir piyasayı söylemek istiyorum ben size. Bakın Ekim'in başında işte pek çok markayı gezdim. Toyota'dan tutun da işte Honda ya işte Volkswagen'e neyse birçok markayı gezdim. Yerli yabancı. Adamların odasında oturuyorum. Telefon üstüne telefon çalıyor. Yani araba yok ama talep çok. Ekimin başında. Yalnız bu haberler çıktı. Böyle haberler basında biraz daha fazla yer yer buldu ve ne oldu? İşte bu aramalar biraz daha kesildi. Tabii şöyle bir durum var. Firmaların elinde araç da yok. Yani adamın elinde örnek veriyorum 3 tane Toyota Corolla var. Belki 25 30 tane, belki 100 tane talebi var. Bundan dolayı da firmalar çok fazla kampanya yapmıyor. Ama kampanya yapacaklar bence. Gene bir sene sonra doğru kampanya yapacaklar. Çünkü insanlar elini ayağını çekti. Özellikle şu son hafta insanlar bayağı elini ayağını çekti arkadaşlar. Herkes indirim bekliyor. Vergi indirim bekliyor. Ki vergi indirimi de gelecek. Muhtemelen böyle bir 50 bin lira, 100 bin lira artık arabasına göre değişecektir. Vergiden dolayı aşağı inecektir. Ha şöyle de bir durum var. Şunu da söyleyeyim. 2022 ile beraber işte asgari ücret zamlanacak. Bakın bu asgari ücretin zamlanması firmanın girdisini arttırıyor. İşte doğalgaza, elektriğe, petrole gelen zamlar arabaların girdisini arttırıyor. Onlar için masraf. Onlar da ne yapacak? Fiyat arttıracak. Yani vergi inecek ama fiyat da artacak. Muhtemelen arkadaşlar indirim olsa dahi sınırlı süreli olur. 3-4 aylık bir süre olur. Yani ocakta arabayı kapmaya bakın. Ha tabi bunun şunu da cevabı olabilir. Sıfır araç almak istiyorum. Araç alayım mı? Bekleyin. Yani bence biraz daha bekleyin. Kaybedeceğiniz çok fazla bir şey olmaz. En azından 2023 model araba almış olursunuz. Modelle onu telafi etmiş olursunuz. Ama kazanabilir misiniz? Evet kazanabilirsiniz arkadaşlar. İndirim gelirse güzel de bir indirim olursa araç da bulursanız gerçekten piyasadan böyle biraz daha ucuza araç almış olursunuz. Engelli limitiyle araç almak isteyen arkadaşlar var. Onlar için de şunu söylüyorum. Onlar için aslında ben 5 aydır aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar siz araç almayın. Bakın engelli limiti güncellenecek. Gene bunun ilk haberini biz vermiştik. Hatta YouTube'da ilk biz vermiştik. Yeniden değerlenme oranı işte %120 çıkacak vesaire. İşte hesaplamalar bu yönde oluyor. Muhtemelen araçlar, limitler 1 milyon TL'nin üzerinde olacak demiştik. Videonun altına yorum yazan arkadaşlar vardı. Olmayacak vesaire diye. İşte olunca görürsünüz arkadaşlar. Daha ne diyelim biz? Neyse işte engelli araç almak istiyorsanız kesin bekleyin. Şu an zaten engelli limiti ile alınacak araç sayısı çok çok az. Belki bayilerin elinde yoktur. Olan araçlar da engellinin işini görmeyecektir arkadaşlar. Çok kötü araçlar. İkinci el soruluyor. İkinci el bıçak gibi kesildi. İkinci elde hala satış yok. Yani araç satmayı düşünüyorsanız biraz zorlanabilirsiniz. Yaprak kımıldamıyor modunda. Ya öyle galerici arkadaşlar var ki adamlar iyi ihsan ediyor. Belki bir aydır araç satmadım diyen insan var. E tabi şimdi siz haliyle yorumlara yazacaksınız işte. Önceden sattığınız o faiz fiyatlara sattığınız araçlara sayın size katılıyorum ben sizin yanınızdayım. Kesinlikle bir dönem işte krizi fırsata çevirdiler. Piyasada araç olmadığı için inanılmaz fiyat araç sattılar. E kardeşim o zaman öyleyse bu zamanda böyle. Şimdi de uygun fiyata verin ya da işte hiç söylenmeyin yani yapacak bir şey yok. Piyasada bu şekilde ilerliyor. Ama durum bu. ikinci elde yani bıçak gibi kesildi. Hala satış yok. Aracı ilana koyan arkadaşlar var. Telefonlar dahi çalmıyor arkadaşlar. Yani piyasanın böyle biraz daha aşağısına vermeniz gerekir. Ha bayiler de zaten almıyor. Çok fazla almıyor. Bakın yazın bir pik yapmıştı. İşte internette böyle biraz daha büyük kurumsal ikinci el ticaret yapan firmalar belki sizi dahi aramışlardır. Yani internet aracınızı koyduğunuzda gelin bir bakalım aracınızı değerlendirelim vesaire diye. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. İkinci el araç alınır mı? Alınır. Bakın bu dönemde alınır. Niye? İşte satışlar yokken araç alınır zaten. Yani satışlar çokken araç alırsanız piyasadan daha yükseğe alırsınız. Şu an hazır satış yok. Gözünüze kestirdiğiniz güzel arabayı bence alabilirsiniz. Bak iki, ikinci el için söylüyorum. Sıfır için bekleyin ama ikinci el için uygunu araç denk getirebilirsiniz. Ha piyasada şöyle bir miktar yükseldi onu da belirteyim. Belki bir %3'lük, %5'lik bir yükselme yaşandı. 650-700 bin bandındaki araçlar böyle 700'ün üzerine bir tık attı kendini. Çünkü sıfırlar zamlanıyor. Yani maalesef enflasyon var ülkemizde. İşte her ay olmasa da 2 ayda bir muhakkak araba fiyatlarına zam geliyor. 0 e, sıfır yükseldiği için ikinci elde yükseliyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani genel olarak durum bu arkadaşlar. Sıfır almak istiyorsanız bekleyin. Ocağa görün. İkinci el almak istiyorsanız beklemeyin. Fırsatı değerlendirin. Krizi fırsata çevirin. Ucuza araç bulabilirsiniz. Yani direkt gidin araç alın demiyorum ama en azından favori eklediğiniz araçları iyi takip edin. Uygun fiyata denk getirebilirsiniz. Engelli limitiyle araç almak istiyorsanız kesinlikle bekleyin. Ocak döneminden sonra sizin lehinize kararlar olacaktır. İnşallah piyasa düşer. İnşallah ortam rahatlar. Biz de gönlümüzce dilediğimiz aracı alırız. Bakın ben bir Fiesta aldım. Hala ona biniyorum. Ekonomik şartları düzeltirsek ben de arabayı bir tık güncellemek istiyorum. Yorumlara araba ticareti yapıyor diyen yani arkadaşlar var. Lütfen onu yazmayın artık. Ya bakın aynı arabaya kaç aydır biniyorum. Fiesta'ya biniyorum yani bir otomobil kanalı olarak. Araba ticareti yapmıyorum arkadaş. Sadece otomobil incelemesi yapıyorum. Pek çok arabaya biniyorum. Pek çok ile konuşuyorum. Pek çok insanla görüşüyorum ve ben size bunları Gerçek rakamlarla ODD verileriyle sunuyorum sizler için faydalı içerik üretmeye çalışıyorum. Sizlerde beni desteklemenizi bekliyorum bu arada. Hala abone değilseniz izleyip izleyip kaçmayın lütfen sol alt köşeden abone olursanız kanalın artılarının farkına varacaksınız. Bakın çok güzel objektif incelemelerimiz var. Sizlerde beğeneceğinizi düşünüyorum. E artık abone olmuşsunuzdur diye ümit ederek videoyu kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.